Merhabalar değerli öğrencilerim, sevgili velilerim. Kendi kanalımıza İngilizce Kralı'na hoş geldiniz. Bu videoda 4. sınıf Sunshine English kitabının 2. ünitesinin ders anlatımıyla beraberiz. Eğer ki 4. sınıfsanız ama kitabınız Sunshine English yani bu kitap değilse yapmanız gereken şey çok kolaydır. Ya yorumlarda bana yazınız sizin kitabınız hangisi ise ona göre link atarım. Ya bu videonun son 15-20 saniyesinde ekrana çıkan oynatma listesi kartlarından sizin kitaba ait olan karta tıklayarak onun oynatma listesine girip ve sırayla birinci üniteden son çekilen videonun ünitenin videosuna kadar görebilirsiniz. Ya da direkt kanalda oynatma listesi sayfasına girin. O sayfada sırayla tüm sınıfların tüm İngilizce kitabının ders anlatım videolarını bulacaksınız. Sayfa 24'te şimdi baktığınızda başlığı görüyoruz. Nationality. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Ülkelerin İngilizce isimleri. Onun haricinde mesela bir ülkenin adı farklı. Tüm dillerde bu böyle. Yani en azından bildiğim tüm dillerde böyle. Ülkenin kendi ismi Başka bir kelimedir. Onun uyruğu yani o ülkeye ait olan uyruk, ırk, milliyet o başka bir kelimedir. Nasıl ki Türkiye ülkenin adı ama uyruk adı Türk oluyor. İngilizce'de de öyledir. Farklıdır. Onları öğreneceğiz. Bir de e, dört temel yönü öğreneceğiz İngilizce'de. Kuzey, güney, doğu, batı yönlerini öğreneceğiz. Bunlarla ilgili kelimeler ve soru-cevap yapmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde İngilizce Kralı Instagram sayfamız var. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar veya ben videoyu çektikten sonra videoya müdahale etme şansım yok. Ama diyelim ki videoyla ilgili sizlere bir şey anlatmak istiyorum. Bunu rahatlıkla Instagram veya Telegram'dan anlatabilirim. Bir de olur da mesela yarın öbür gün Hani olmaz dileyelim ama diyelim ki oldu ee, YouTube kanalımızı değiştirdi, kapattı, kaldırdı. O zaman birbirimizi kaybetmeyiz. Hemen atıyorum Instagram'dan arkadaşlar yeni kanalımızın adı şudur, linki budur diye sizlere yazarım. Birbirimizi kaybetmeden derslerimizin devamını tekrar oradan dinleriz. Telegram uygulaması da kullanıyorsanız arama kısmında bitişik olarak at İngilizce krali yazarsanız Orada da bizim kanala yönlenirsiniz. Bir numarada ne istiyor bizden? Listen and put the countries into order. Diyor ki dinleyin ve ülkeleri sıraya dizin. Nasıl sıraya dizeceğiz? Dinlemede tabii ki bunları bir sırayla okuyacak. Önce bir ülkeyi sonra diğer ülkeyi. Biz de duyduğumuz sıraya göre bu yuvarlakların içinde... Ee, Numarasını yazacağız. Burada güzel Türkiye'nin bayrağını görüyoruz. Ee, benim ülkeminde ben İranlıyım. Ee, Türkiye'li değilim ben. Yabancı öğretmenim. Ee, İran'ın da bayrağını görüyoruz. burada Bu arada arkadaşlar İngilizce kralı öğrencilerin bir farkı olsun diğer öğrencilerden. Mesela order'ın diğer anlamlarını da öğrenin. Bir anlamı da sipariş vermek. Ee, bir şey sipariş verdiğinde order kelimesini kullanabiliriz. Restoranda, e, online alışverişte falan filan. E, diğer bir anlamı da emir, destur. Mesela şey e, orduda diyelim ki komutan emir veriyor. Onu da order'a kullanabiliriz. Hemen dinlemeyi açıyorum. E, kulağınız videoda olsun. Gözünüz kendi kitabınıza. Kendiniz yapmaya çalışın. Sonra cevaplarınızı benim sayfamdan e, yani bu videodan kontrol edin ekranda. Turkey, Germany, the USA, Britain, Iran, Russia, Pakistan, Japan, Iraq. Bu şekilde yaptık. Yine ben sırayla okuyorum. Turkey Germany The USA Bunun açılımı nedir? The United States of America. Eee Amerika Birleşik Devletleri. Ondan sonra Britain Şu an 5'e geçiyorum. Iran 6 numarada Russia 7 numara Pakistan 8 numara Japan 9 numara Irak. Irak ismini de öğrenmiş olduk. Sayfa 26'ya geçiyoruz. Sayfa 26'da şöyle bir önce okuyayım, sonra küçük bir sorun var. Onu da söyleyeyim size. Listen and match the children with their names. Dinleyin ve çocukları e, isimleri çocuklarla eşleştirin. Şimdi burada Diğerlerinde ülkenin e, hani e, beyaz şekilde haritada olan şeklini çizmiş e, ama Rabia konusunda e, bayrağın rengi de Pakistan bayrağının renkleri değil Hindistan bayrağının renkleri ülke çizdiği ülke de Hindistan e, haritasıdır. Bunu neden böyle çizmiş bilmiyorum. Önce Hindistan olacaktı, sonra belki Pakistan'a değiştirmişler ama bu bayrak renkleri ve harita e, unutulmuş kalmış. Sadece bunu bilmenizi istedim. Diğerlerinin hani, hani en azından harita renk, harita e, şekilleri ve bayrak renkleri doğrudur. Yine kula kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz, sonra göreceksiniz benim cevapları. With their names. Page 26. Tape script 11. Hi, I'm Aiko. I'm from Japan. Where are you from, Heidi? I'm from Germany. Where are you from, Brad? I'm from Britain. Where are you from, Rabia? I'm from Pakistan. Where are you from, Rashid? I'm from Iran. <laughs> Bunu da dinlemiş olduk. Aiko, Japan, Heidi, Germany, Brad, Britain, Rabia, Pakistan, Rashid, Iran. Number 3. 3 numara. Role play. Ask and answer. Soru cevap yapacaksınız. Role play gibi. Yani rol alacaksınız. Mesela. Biriniz Brad olursunuz, biriniz Rabia olursunuz, biriniz Rashid olursunuz. Bu şekilde soru-cevaplar. Hi, I'm Brad. Merhaba, ben Brad. Where are you from, Brad? Karşısındaki soruyor. Nerelisin, Brad? I'm from Britain. Ben Britanya'danım. And you? Ya sen? I'm from Iraq. Ben e, Irak'tanım. Örneğin. Hani burada mesela Irak yok ama siz... Bunlar 5 kişi. Diyelim ki siz 10 kişisiniz. Kendi hayal gücünüzle farklı isimler ve farklı ülkeler e, rolü de alabilirsiniz. Önemli olan where are you from? Nerelisin? Bu soruyu sorabilmemiz. Cevabında da I'm from. Sonrasında ülke ismi söyleyeceğiz. Uyruk veya milliyet ismi değil. Buna dikkat edin. Sayfa 26'yı da bitirdik. 27'ye geliyoruz. Listen and repeat var. Dinle ve tekrar et. Bunu beraber dinleyelim. For listen and repeat. Page 27. Tape script 12. Where are you from? I'm from Japan. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. Çok güzel. Bunu dinledik. Nerelisin sordu. Ben Japonya'danım dedi. Sonra dedi ki sen Japon musun? Evet ben Japonum dedi. Japanese uyruk milliyet kelimesi. Japan ülkenin ismi. Şimdi 5 numarada güzel bir aktivite var. Ne diyor? Size kelimeler yani ülkelerin ismiyle onların uyruklarını öğretiyor. Look at the table tabelaya bakın buradaki work in pairs çift olarak çalışın. Make dialogues as an activity for yukarıdaki aktivite 4 gibi diyaloglar kurun diyor. Mesela Japan Japanese için yukarıda 4 numarada zaten kurmuş. Britain Britanya British Britanyalı Germany Almanya German. Alman. Russia, Rusya. Russian, Rus. Pakistan, Pakistan. Pakistani, Pakistanlı. The USA, Amerika Birleşik Devletleri. American, Amerikalı. The USA yerine Amerika'da diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de doğrudur ya Birleş ya Amerika Birleşik Devletleri de ya da Amerika ülke için ülke kısmında America America American Irak. Iraqi Irak Iraklı Iran Iranian İran İranlı Turkey. Turkish Türkiye Türk bu şekilde diyelim ki Britain için yapıyoruz şöyle yapabiliriz Where are you from I'm from Britain. Are you British? Yes, I'm British. Diyelim ki Germany için yapıyoruz. Where are you from? I'm from Germany. Are you German? Yes, I'm German. Kalıp aynı bu. Burada ülkeyi yazacağız. Bu ve burada nokta nokta noktada uyruk uyruk diye yazacağız. Nasıl ki burada da country ülkeler nationality uyruk demektir. Bunda da dikkatli olmamız gerekiyor. Sayfa 28'e geçiyoruz. Sayfa 28'de bir dinleme var. Listen and fill in the ID cards dinleyin ve kimlik kartlarını doldurun. Then fill in the last card for yourself. Sonra son kimlik kartını kendiniz hakkında doldurunuz. Şimdi Yine gözünüz kendi kitabınıza, kulağınız benim. de gerekirse videoyu geri alırsınız. 2-3 defa dinlemeyi dinlerseniz hepsini yapabilmek için sonra kontrol için videoya, ekrana bakarsınız. Hemen dinleyelim bunu da. Listen and fill in the ID cards. Then fill in the last card for yourself. Page 28. Tape script 13. Hi, my name is Aiko Araki. I'm 10 years old. I'm from Japan. I'm Japanese. My name is Rabia Akbar. I'm 10. I'm Pakistani. I'm from Pakistan. I'm Brad Robinson. I'm 11 years old. I'm from Britain. I'm British. Hello, my name is Heidi Brown. I'm 9. I'm from Germany. I'm German. My name is Rashid. My surname is Nasri. I'm 12. I'm from Iran. I'm Iranian. Çok güzel. Son kimlik kartını da kendiniz için yazın. Name, isim ve soy isminizi yazın. E, surname burada dedi bu arada e, İranlı Rashid. Surname e, soyadı demek. Siz de name kısmında hepsi gibi isminizi soyadınıza yazın. Age yaşınızı yazacaksınız. Country ülkenize e, yani Türkiye ise Turkey yazacaksınız. Nationality uyruğunuzu yazacaksınız. Orada da e, Türkiye e, zaten Türkiye'liyseniz Turkish yazacaksınız. Başka ülke vatandaşıysanız kendi ülkenizi mesela yazacaksınız. Bu şekilde bunları da yapmış olduk arkadaşlar. 7'ye gelelim. Play a game bir oyun oynayın. Nasıl bir oyun? Şöyle. Choose an ID card above. Yukarıdaki ID kart yani kimlik kartlardan birisini seçiniz ama arkadaşınıza söylemeyin. Ask and answer. Soru cevapla bulmaya çalışacaksınız. Diyelim ki kartlardan birisi seçildi. Are you 10 years old? 10 yaşında mısın? No, I'm not. Hayır değilim. Bakıyoruz yukarıda 10 yaşında değilse Ayko ve Rabia eleniyor. Are you from Iran? İranlı mısın diyor. No I'm not. Şimdi Rashid de elendi. Are you German? Yes I am. Burada doğru tahmin etti ve e, Alman olanı seçti. Demek ki Heidi Brown'dı. Are you Heidi? Soruyor sen Heidi misin? Well done. Harika. Bravo. Aferin anlamında. Siz de bu şekilde kartı seçin söylemeyin arkadaşınıza. Arkadaşınız yaş ile, ondan sonra uyruk ile falan sorular sorarak sizin hangi kartı seçtiğinizi yani o an kim olduğunuzu öğrenecek. Çünkü o an seçtiğiniz kart kimlik kartı sanki sizinmiş gibi. O yüzden are you soruyor direkt size soruyor. Sayfa 28'de bitirdik. 29'a geçelim. Read and correct the false information. Okuyun ve yanlış bilgileri düzeltin diyor. Bunlar, bu kişiler, geçen sayfada tanıştığımız kişiler Ayko, Rabia, Brad ve zaten hani burada o ilk onlarla tanışmıştık. Neyse gelelim bunlarla ilgili yanlış bilgiler verilmiş. Biz kimlik kartlarına göre düzelteceğiz. Örneği Örnek olanı kendisi yapmış. Ayko is eleven years old. Halbuki Ayko is 10 years old. 11 değil. 10 yaşında. Ayko is from China. Ayko Çin'dendir diyor. Ayko is from Japan. Ayko Japon yadandır dememiz gerekiyor. Yani yazmamız gerekiyor. He is German diyor. O Alman. Halbuki he is Japanese. O Japon. Japondur. Şimdi. Siz de tam yazacaksınız. Ben hani uzun olmasın yazı diye sadece yanlışları çizip düzün doğrusunu yazdım. Ama siz tam cümle yazacaksınız. Mesela her name is Kamala yazıyor. Ben Kamala'yı çizdim, Heidi yazdım. Ama siz böyle yapmayacaksınız. Siz yazacaksınız ki her name is Heidi doğrusunu sağ tarafta nokta nokta noktalarda tü, tam cümle şeklinde yazacaksınız. She's from Turkey. O oh, Türkiye'den. Hayır. She is from Germany. She is Turkish diyor. O Türktür. Hayır. She is German. O Almandır. Brad is 10 years old diyor. Hayır. 11. 11 yaşı var. Brad is 11 years old. He is from Germany diyor. Hayır. He is from Britain. O Britanya'dandır. He is British. Bu doğrudur. Buna değiştirmeye gerek yok. Rabia is 9 years old diyor. Hayır. Rabia is 10 years old. She is from Japan. O Japonya'dan diyor. Hayır, she's from Pakistan. O Pakistan'dan. She's Japanese. O Japon diyor. Hayır, she is Pakistani. His name is Brad diyor. Son olarak, hayır, his name is Rashid. He's from Iran. Doğrudur, değiştirmiyoruz. He's Iranian. Doğrudur, bir şey değiştirmiyoruz. Ve sayfa 29'da burada bitiriyoruz. Sayfa 30'a geldiğimizde... <coughs> Listen and point diyor. Dinleyin ve gösterin. Then ask and answer. Sonra sorun ve cevaplayın. Bu dinlemeyi yapalım sonra ne yapacağımızı size söyleyeceğim. Nine. Listen and point. Then ask and answer. Page Tape script Look at the girl with a dress. Is she British? Maybe. I don't think so. I think she's American. Şimdi burada dress elbise demek. Diyor ki elbiseli kıza bak o Britanyalı mıdır? Birisi diyor ki maybe belki. Diğeri de diyor ki I don't think so. Böyle düşünmüyorum. I think she's American. Bence Amerikandır. Şimdi mantık şu. Diğerlerinde de böyle e, ulusal elbiselerle görüyoruz bunları. Önemli olan nedir? Hepsine aynı şekilde bir soru soracağız. Erkek ise look at the boy with bla 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 hani burada belli eden e, elbisenin, e, giysinin ismi. Kadın ise look at the girl yazacağız. Ondan sonra soruda hani Doğru olmayan bir ülke seçeceğiz. Mesela anlıyoruz ki örnek veriyorum. Bu elbise ve bu kız Türk. Biz soracağız ki mesela bu İspanyalı mı diye. Bu İspanya'dan mı diye soracağız. Biz cevap maybe, belki olacak. Diğer cevapta doğrusunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki I don't think so. Öyle düşünmüyorum. I think mesela she is uh, Turkish bence o Türktür diye İki tanesine örnek ben yazdım diğerlerini siz yazacaksınız çünkü açıklama yeterlidir bakın erkeği bu şal var ile e, göstermiş benim fikrimce bu benim fikrim e, bu İran'ın e, yani belki İranı göstermek istemiş elbisesinden kimono Japonların elbisesidir yani bu Japonların elbisesi olduğu için, kadın elbisesi olduğu için siz soruda başka bir ülkeyi seçin ki e, o böyle düşünmüyorum diyen arkadaş doğrusunu söylesin. Bu e, kız Japon mesela desin. Ondan sonra Bermuda Shorts var. Bu e, nerenin olabilir? Bermuda Shorts. Belki, bakın belki diyorum. Iııı. E, Almanya'nın olabilir. Evet bence bu Almanya'nın. Yani soruda başka ülke seçeceksiniz ki birisi maybe belki desin. Diğer kişi de hayır öyle düşünmüyorum. Bu çocuk mesela bu ıı, ıı, çocuk Alman desin. Sari Hindistan'ın ıı, elbisesidir. Fes de Türk içindir. İki tane ben şal var ve burada sari için örnek yazdım. Önce şal için Şalvar giyen çocuk için okuyorum örneği. Look at the boy, boy with şalvar. Is he French? Şalvar giyen çocuğa bak. O e, Fransız mı? Maybe. Belki diyor. Diğeri diyor ki doğrusunu söyleyecek şimdi. I don't think so. Öyle düşünmüyorum. I think he is Iranian. Bence o İranlı. Bir de sarı giyen kız için sordum. Look at the boy yazmışım burada girl olacak. Hemen bunu düzeltiyorum. Look at the girl with sari. Sari giyen kıza bak. Is she Pakistani? O Pakistanlı mı? Bir cevap diyor maybe ama doğru cevap aşağı diyor ki I don't think so. Öyle düşünmüyorum. Sanmıyorum. I, uh, I think she is Indian. Bence o Hindistanlı. Hepsine aynısını siz de yapacaksınız arkadaşlar. Üşenmeden, çekinmeden hepsini yapacaksınız. Yapamadığınız olursa yine de dediğim gibi Instagram'dan veya Telegram'dan bana sorabilirsiniz. Cevaplarım hiç sıkıntı değil. Sayfa 30'da yaptık. Sayfa 31'e geçiyorum. Sayfa 31'de çocuklar görüyoruz. Look at the picture. Fotoğrafı bak. Say. ''Where are the children?'' ''Çocukların nerede olduğunu e, söyleyin.'' diyor. Acaba nerede olduğunu mu, nereli olduğunu mu? Burada bir kelime ''from'' kelimesi sorudan düşmüş mü acaba? Bilmiyorum. Biz olduğu gibi kabul ediyoruz. Hani nerede olduğunu şey yapın. Bakın mesela ''The Scottish boy is in the front of picture.'' İskoç çocuk fotoğrafın önünde. İskoç çocuk görüyorsunuz. The Mexican girl is in front of the picture. Meksikalı kız yine fotoğrafın ön kısmında. Sonra the Turkish boy and girl are in the middle of picture. Türk kız ve oğlan fotoğrafın ortasındalar. Iraqi boy is in the middle of picture. Iraklı çocuk fotoğrafın ortasında. The Japanese girl is in the middle of picture. Japon kız fotoğrafın ortasında. Sonra aynısını The Indian girl ondan sonra The American boy The Iranian boy the Spanish girl, the German boy, the Canadian boy. Bunlar için de sorabiliriz. Where is the, mesela Canadian boy, Kanadalı çocuk nerede? He is in the back of the picture. Fotoğrafın arka kısmında. Where is the Spanish girl? İspanyol kız nerede? She is in the back of the ...picture... ...fotoğrafın arkasında... ...bu şekilde hepsini... ...söyleyebilirsiniz... ...şimdi 11 numarada diyor ki... ...where are the children from... ...çocuklar nereliler... ...search the net and find... Araştı ...internette araştırın ve bulun... ...then ask and answer... ...sonra sorun ve cevaplayın... ...şöyle... ...is she mexican... ...tabii ki parmağınızla göstereceksiniz... ...doğruysa... ...i think so diyebilirsiniz... Yanlış ise I don't think so diyebilirsiniz veya direkt cevabı verebilirsiniz. I think e, mesela e, he is veya she is hani soruda he veya she sormuşsa bla, from bla 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 ülkesini söyleyeceksiniz. Mesela is she Mexican? Bakın Meksikalı kızı gösteriyoruz. Is she Mexican diyoruz. E, cevabı evet çünkü öyledir. I think so sanırım öyle düşünüyorum. Diğer çocuk İskoç çocuğu mesela gösteriyoruz parmağımızla. Where is he from? O nereledir? I think he is from Scotch. He is from Scotch diyor burada. Ee, güzel kitabımızdan bir yanlış daha var. He is veya she is from dediğimizde he is from Turkey deriz, değil mi? He's from Turkish demeyiz. O Türkiye'den. Bu from'ı da o den kelimesinden. O İran'dan. Bu den, dan, from rolünü. Yani burada ülke ismi yazılır. Ülke ismi yazılır burada arkadaşlar. Uyruk ismi yazılmaz. Ülkenin adı Scotland. I think he's from Scotland olması gerekiyor. İkincisi. İskoçya dediğimiz Türkiye, e, Türkçe dilinde İskoçya diyoruz. Scotland İngilizcesi. İkincisi İskaç mesela diyelim ki İskoç e, peyniri söylemek istiyoruz. O zaman İskaç kullanılır. İnsanın hakkında bir cümle kuruyorsak yani insan için uyruk için kelime kullanıyorsak Scottish kullanılır. Onu da yazıyorum buraya. İki tane T ile yazılır. Scottish yazılır. Buna da dikkat etmeliyiz. Şöyle yazıyorum. Uyruk. Scottish. Yine öğretmeninize söyleyin. Çünkü açık söylüyorum. Bazı öğretmenlerin belki çok İngilizce bilgisi yoktur. Ve sadece kitapta olanı Hani sanki e, haşa Kur'an'dır. Bu kitap hiç yanlışı yoktur. Sadece kitapta olanı doğru algılarlar. Kitabın yanlış olabileceğini düşünmezler. Konuşun siz öğretmeninizle. Hani kabul etmiyorsa tamam. Ama doğrusunu bilin en azından. Uyruk Scottish. İskoç e, dediğimiz Türkçe'de. Ülke Scotland, İskoçya dediğimiz Türkçe'de. Yani burada... I think he is from Scotland olması gerekiyor. Ülkenin ismini from da söylenilir. Buna dikkat edin. From kelimesiyle ülke söylenir. From yoksa uyrukla direkt he is, she is, I am direkt uyruk kelimesini söyleyebilirsiniz. Hepsi için aynı şekilde parmağınıza gösteriyorsunuz ve soru, cevap şeklinde yani bunlar gibi soru cevap yazıyorsunuz. Burada da diyor ki aşağıda go to page 161 sayfa 161'e git. Make finger puppet puppets e, parmak kuklaları yap. Make short dialogues about countries and nationalities ülkeler ve uyruklar hakkında küçük diyaloglar kur. Sayfa 161'e biz bir bakalım. 161 evet burada. E, görüyorsunuz bunları kesip Parmağınızın etrafına sardığınızda parmak kuklası gibi oluyor. Ve bunlarla ilgili mesela where are you from, I'm from, bla bla bla. Mesela India bu sağdaki kız Hindistan elbisesi giymiş sanki. Soldaki kız da daha çok Meksika gibi benzer. Ondan sonra mesela farklı farklı yine de kişileri gösterip veya... Tamam, bir defa bunların doğrusunu söyledikten sonra başka ülke ve uyruklarda bunlar için düşünüp soru cevap yapabilirsiniz. Geliyoruz sayfa 32. Sayfa 32'de diyor ki look at the picture and fill in the blanks. Fotoğrafa bak boşlukları doldur. Bu kelimeleri kullanacağız. Hi, I'm burada isim söylememiz gerekiyor. Ahmet. I'm bla 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 years old. Burada yaşı yazmamız gerekiyor. Ten yazıyoruz. I'm ten years old. I'm from. From'dan sonra ülke adı gelir. Turkey. I'm. Ondan sonra uyruk gelir. Hani from falan yok. I'm Turkish. Ben Türkiye'denim. Ben Türk'üm. I love my country. Ben ülkemi çok seviyorum. Veya ben ülkeme aşığım. Gibisinden. Şimdi 13 numarada aynısını kendiniz için yazınız. Yukarıda isminizi yazınız. Hi, I'm isminiz neyse o. Ondan sonra I'm blah bla blah years old yaşınızı yazın. I'm from ülkenizin ismini yazın Türk İ İngilizce olarak. I'm uyruğunuzu yazın. I love my country. Sonra da bunun kodlamasını kırmamızı istiyor. Şifresini çözmemizi istiyor. Decode and find the sentence kodunu çözüp cümleyi bulunuz diyor. İngilizce'de de her alfabenin her harfi için bir numara eşleştirmiş. Sırayla A, B, C'den Z harfine kadar 1'den 26 ile eşleştirmiş. Eşleştirmiş sonra bu numaraları yazmış. Bu numaraların altında eşleştiği alfabedeki harfleri yazdığımızda şu çıkıyor. I love my country. Ben ülkeme aşığım gibi. Sayfa 33'e geliyoruz. Sayfa 33'te 15 numara ne diyor? 15. Look at the posters below. Aşağıdaki posterlere bakın. Prepare a poster. Bir tane poster hazırlayın. Display it in class. Onu sınıfta gösterin. Ne diyor bunlarda? I love my country. Ülkeme aşığım. I love my flag. Bayrağıma aşığım. I respect my flag. Bayrağıma saygı duyuyorum. I respect different languages farklı dillere saygı duyuyorum. I respect different national costumes. <laughs> farklı ulusal kostümlere saygı duyuyorum. I respect different opinions. Farklı düşüncelere saygı duyuyorum. Ki insan olduğu için bence önemli olan kavramlardan en önemlisi budur. Yani ille de sadece benim düşüncem doğrudur, sizlerinki yanlıştır değil. Tüm düşüncelere o düşünce başka bireylere zarar vermediği sürece saygı duymak en güzelidir. Birisinin düşüncesi ne olursa olsun, inanışı ne olursa olsun, uyruğu, dili ne olursa olsun, zevkleri, renkleri ne olursa olsun onlar başka bir insana, sana, bana, ona, şuna, buna, başka bir canlıya hatta ağaca, hayvana zarar vermiyorsa saygı duymak zorundayız. Bizi bağlamaz. Kimseyi kendi düşüncemize dayatmamalıyız. Diktatörlük ve demokrasi arasındaki fark da budur. Dedikten sonra sayfa 33'ten geçip sayfa 34'e geçiyoruz. Burada yönleri öğreneceğiz. Listen and repeat. Dinle ve tekrar et. Mutlaka tekrar edin. Onu unutmayın. 16. Listen and repeat. Page 34 Tape Script 15 North South West East Çok kısa bir dinlemeydi. North Kuzey demek. South Güney demek. East Doğu demek. West Batı demek arkadaşlar. 17 numarada look at the pictures and fill in the blanks diyor. Bu fotoğraflara bakın ve boşlukları doldurun. Lava rock var. Lava, uh, love uh, kayası. Treasure island var. Uh, define adası. Lighthouse var. Fener. Monkey island var. Maymun Adası, Pirates Cave var, Korsanların Mağarası, Pirate Island var, Bu da Korsanlar Adası. Şimdi bunların konumuna göre birbirine e, göre konumlarına göre bu cümleleri tamamlamamız gerekiyor. Azıcık küçültüyorum burada, The Treasure Island bakın bunu kendisi yapmış. The Treasure Island is in the north of the Monkey Island, Define Adası, Maymun Adası'nın kuzeyinde. Şimdi, number two, iki numara. The lighthouse is in the blah 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 of the lava rock. Fener, e, lav, e, lava e, bu kayasının neresinde? Güneyinde değil mi? Güney ne olur İngilizcesi? South diye yazıyoruz. Three, the ship is in the blabla of the Monkey Island. Diyor ki gemi Maymun Adasının neresinde arkadaşlar? Batısında yani west. The four, the Pirates Cave is in the blabla of the Pirate Island diyor ki e, Korsanlar Mağarası Korsan Adasının neyinde East doğusunda. Son olarak da The Pirates Cave is in the blah 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 of the Monkey Island diyor ki e, Korsanlar Mağarası Maymun Adasının neyinde. South güneyinde arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yazdık ve bitirdik. Sayfa 35'e geçiyoruz. Bu arada e, bakayım yok let's practice'e daha geçmemişiz. Tamam. E, sayfa 35'e geçiyoruz arkadaşlar. Sayfa 35'e geçmeden önce burada öğretmenin bu nedir diye sorabilirsiniz. Bir YouTube sayfası. Bana soruyorsunuz hocam Türkçe dersi de veriyor musunuz? Matematik videosu da çekiyor musunuz? Sosyal bilimler videosu, ondan sonra fen bilimleri e, videosu falan çekiyor musunuz diye soruyorsunuz bana. Hayır arkadaşlar, çekmiyorum ama ilkokulun tüm sınıflarının 1 2 3 4 tüm derslerini çok kaliteli bir şekilde çeken bir öğretmen tanıyorum. Onun kanalını görüyorsunuz burada işte kanalına da ilkokul öğretmenim YouTube kanalı. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu videoyu çektiğim gün izliyorsanız abone sayısı yaklaşık bu kadardır. Niye ben bunu gösteriyorum da sadece ismini söylemiyorum çünkü aynı isimde olan kanallardan sakınmanız için hani bu isimde olabilir başka bir kanal olur ama onları ben bilemem iyidir kötüdür. Hiçbir fikrim yok çünkü haberim yok. Ama bu kanalı en azından tanıyorum. Bu öğretmenin ders kalitesini biliyorum. Reklam amaçla değil bu arkadaşlar. Öğretmenimizin haberi bile yok. Ben videoda bahsettiğimde. Yani aynı şekilde o da benden bahsedecek değil. Peki bunun ne yararı var? Bu tamamen sizler için. Çünkü sizler için bir şeyler yapmaya ben sürekli çalışıyorum. Sizler için yararlı olan. Bana çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. İngilizceyle e, hani videolarım sayesinde çok e, güzel sonuçlar aldığınızı yazıyorsunuz. O zaman neden başka dersler olmasın? E, tonlarca para verip özel ders alacağınıza bedavadan öğretmenimizin öğretmenimiz tüm sınıfların tüm konularını işliyor. Şimdi bu kanala diyelim ki abone oldunuz veya şimdi bu videoyu belki ben çektiğim tarihten bir yıl sonra izliyorsunuz. O zaman Abone sayısı tabii ki artmış olacak. Hani 26.400'de kalacak değil. E, fotoğraftan e, şey yapabilirsiniz. Ondan sonra bu hakkında kısmında e, öğretmenimizin ismini yazıyor. Fatma Has hocamız. Oradan bilebilirsiniz. Şimdi diyelim ki bir sınıfın özel bir videosunu istiyorsunuz. Oynatma listeleri bölümüne gideceksiniz. Burada bakın işaretliyorum. Oynatma liste bölümüne girdiğinizde her sınıfın, her ders konusunun videoları farklı farklı dosyalarda onlardan arayıp bulacaksınız. Ya da öğretmenimize yorumlardan yazarsınız. Mutlaka döner size diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da sizin için anlatayım dedikten sonra hemen geçiyoruz 18 numaraya. 18 numara ne diyor? Bu oynatma listesi aynı zamanda bahsettiğim benim kanalda da var. Yani çok kolay videoları bulabilirsiniz. Look at the picture in Activity 17. Sayfa. Pardon. Activity 17. Yani bu gemi ve adaların fotoğrafına bakın diyor. Work in pairs. Çift olarak çalışın. Ask and answer. Soru ve cevap yapınız. Nasıl? Bu şekilde. Where is the lava rock? Lava kayası nerede? Nerede arkadaşlar? It's in the north of the lighthouse fenerin kuzeyinde diyor. Siz de burada birer birer gördüğünüz tüm şeylerin yerini sorup onları diğerlerinin konumuna göre söyleyebilirsiniz yerin. Mesela diyelim ki treasure island define adasını sorduğunuzda monkey island'ın kuzeyinde de diyebilirsiniz. lava rock onun yani lava rock'ın doğusunda da diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin cümle kurma becerilerinize kalmış. 19 numaraya geçiyoruz. Yine burada bir dinleme var. Listen and circle the cities you hear. Dinleyin ve duyduğunuz şehirlerin ismini yazın. Dikkatli dinleyin çünkü 20 numarayı da ona göre yapacağız. Ben bir defa oynatacağım. Siz gerektiğinde 10 defa bile gerekirse videoyu geri alıp dinleyeceksiniz. Şimdi gözünüz kitabınızda, kulağınız videomda olsun ve kendiniz yapmaya çalışın. Oynatıyorum. 19. Listen and circle the cities you hear. Page 35. Tape script 16. Hi, I'm Matt. What's your name? My name is Hasan. Where are you from, Hasan? I'm from Zonguldak, Turkey. Where's Zonguldak? It's in the north of Turkey. Hi, I'm the new student. My name is Ahmet. Hi, Ahmet. Where are you from? I'm from Izmir. Where's Izmir? It's in Turkey, in the west. Hi, Janet. This is my friend Murat. He is from Van, Turkey nice to meet you murat where is van in turkey it's in the east how old are you i'm 11 years old hi john look at the postcard from michael oh where is michael now he is in a hotel in antalya where is antalya it's in the south of turkey Çok güzel. Biz bunu dinlemeyeceğiz. Neden? Çünkü aynı yukarıdaki diyalog dediğim gibi ihtiyacı olan öğrencim videoyu geri alır ve dinlemeyi baştan dinler. Burada ne diyor? Konuşmalara göre doğruysa true için t harfi yazın cümlenin önünde. Yanlış ise false yani yanlış için f yazın. One Hasan is from Zonguldak doğrudur. Hasan Zonguldak'tan. Ahmet is Turkish. Ahmet Türk'tür. O da doğru. İzmir is in the west. İzmir batıdadır diyor. Türkiye'nin batısındadır. Doğru. O yüzden. 4 numara Murat is from İzmir. Murat İzmirli diyor. False. Neden yanlıştır? Çünkü Murat'ın Vanlı olduğunu öğrendik. Sonra 5 numara ne diyor? Van is in the south. Van güneydedir diyor. Doğudadır. O yüzden e, false F yazdık. Murat is 12 years old. 11 yaşında olduğunu söyledi. 12, 12. O yüzden bu da yanlış F. Michael is in a hotel in İzmir. Michael İzmir'de bir hotelde. Yanlış. Antalya'da bir hotelde. 8'de de diyor ki Antalya is in the south. Antalya güneydedir. Doğru T yazdık. 21 diyor ki Choose three cities from the map above and talk about their locations. Yukarıdaki haritadan üç şehir seçin ve konumları hakkında konuşun. İstediğiniz şehri seçebilirsiniz. Bakın e, Trabzon, Sinop, Zonguldak bunlar e, North. Kars, Ağrı, Van bunlar East. Şanlıurfa, Antalya, Mersin, Antalya. Pardon, Antakya'yı ben işaretlemişim. Antalya haritada duydu yani 19 numaradaki etkinlikte duyduğumuz Antalya burada. Ben Antakya'yı işaretlemişim. Haritanın e, çözünürlüğü pek güzel değil. Bu şehirler, arkadaşlar, bunlara ne diyoruz? Bunlara South diyoruz, güneyde. Aydın, İzmir içinde... West diyoruz. Yani bunlar Batı'da olan şehirler. Hangisini seçerseniz konumuna dikkat edin. Bu şekilde söylemeniz gerekiyor. Soru-cevabınız da e, soru yaptığınız soru-cevapla şöyle olur. Where is nokta 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 şehrin adını yazarsınız. It is in the nokta 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 konumu yazarsınız burada da. O şehrin konumunu yazarsınız. 22'de ne diyor? Work in pairs and prepare a similar dialogue as in activity 19. Aktivite 19'daki gibi bir diyaloğu siz de çift olarak çalışıp hazırlayın diyor. Ee, yine aktivite 19'daki listening'i dinleyebilirsiniz ve o şekilde diyalog arkadaşlarınızla kurabilirsiniz. Let's practice yani bizim homework Workbook, ödevler kısmına, ünitemizin ödev kısmına geliyoruz. Bir numarada ne diyor? Çifter çifter kelimeler var. Yani bir tane ülkeyi yazmış, bir tane de o ülkenin uyruğunu yazmış. Biz doğru olanı her e, burada kutu için seçeceğiz. Mesela diyor ki, this is my toy collection. Bu benim oyuncak koleksiyonum. It's my favorite one. Bu benim favorim, favori olanım it is from şimdi bunun görseline göre japon e, olduğunu anlıyoruz hani oyuncak japon malı yani Japonya'dan geliyor bu cümlede yapısına göre japon mu kullanalım Japonya mı yani Japan mı Japanese mi from olduğu için ülke ismini söyleyeceğiz yani Japan sağ taraftaki they are from germany onlar Almanya'dan they are German onlar Alman Geliyoruz Orta Sola This doll is from From olduğu için yine de Ülke ismi şey yapacağız Seçeceğiz Elbisenin bakarak da Türkiye olduğunu anlarız This doll is from Turkey Bu e, bebek Türkiye'den Bunlara da matruşka denilir yani, e, Zaten Rusya'nın meşhur Oyuncakları Look at the wooden doll Tahtadan Wooden tahtadan olan. Tahtadan e, bebeğe bakın. It is o Rus'tur. It is Russian. Fram yok burada. Uyruk söyleyeceğiz. En son kısımda soldakine bakalım. Yine elbiseden Pakistan olduğunu anlıyoruz ama Pakistan mı? Pakistanlı mı? Look at my Pakistani doll. Benim Pakistanlı e, bebeğime bakın denir. Benim Pakistan bebeğime bakım denmez. O yüzden biz de burada Pakistani'yi kullandık. Its dress is beautiful. Onun elbisesi güzel. Son olarak da look at the toy. Bu oyuncağa bak. It's a British soldier. O bir Britanyalı asker. Türkçede de Britanyalı asker deriz. Britanya asker demeyiz. O yüzden burada da uyruk seçtik. Sayfa 36 bitti. Sayfa 37'de İki apartman komşuları birbirleriyle konuşuyorlar. Tam bir karışıklık olmuş. Bunları bizim düzeltmemizi istiyor. Kim kiminle konuşuluyor diye. Bunu nasıl anlayacağız? Soru ve cevabın uyumu diye bir şey var. Tüm dillerde, İngilizce'de de öyle. Onunla anlayacağız. Diyor ki, match the questions with answers. Soruları cevaplarla eşleştirin. Hemen. Bir numara soruyor. Are you from Germany? Bakın are you, is he, is she, are they, are we, am I? Böyle sorularda cevapta mutlaka evet veya hayır olmalı. O yüzden bunlara yes no questions, yes no soruları denir. Çünkü cevabında mutlaka ama mutlaka evet veya hayır olmalı. Şimdi soru diyor ki sen Almanya'dan mısın? Bir de bu you'a dikkat edin. Bu you birisi bize sen diye sorarsa biz de cevapta ben deriz. Şimdi hem evet veya hayır arıyoruz hem de kelime de ay cevapta ay olması gerekiyor. O yüzden hangisi olur bakalım? No, I'm not, I'm from Britain. Hayır, değilim. Ben Britanya'danım. D'yi seçiyoruz. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki öğretmenim C'de de no da var. Cevap da sanki uyuyor. No I da var çünkü. I'm Turkish. Hayır, ben Türk'üm diyor. Tekrar sizi soruya yönlendireyim o zaman. Soruda diyor ki are you from Germany? Ülke soruyor. Uyruk sormuyor. Şimdi D'ye baktığınızda burada da ülke cevap veriyor. Ama C'de uyruk olarak cevap vermiş. Soru ve cevap uyumluluğu budur arkadaşlar. O sana ülkeni soruyorsa ülkenle cevap verirsin. Daha doğrudur bu şekilde. O yüzden D'yi seçtik. 2 numaraya baktığımızda ne diyor? Where are you from? Nerelisin? I'm from e, gibi bir şey arıyoruz. Bakın E'de bunu görüyoruz. I'm from Russia. Ben Rusya'danım. 2'yi de bulduk. 3 numara ne diyor? Are you British? Sen Britanyalı mısın? Uyruk soruyor. Şimdi yine are you sorusu muhakkak cevabımızı yes no istiyoruz. Şıklara baktığımızda C bununla uyuyor. You olduğu için I diyor. No I'm Turkish. Bakın uyruk soruyor. Uyruk cevap veriyor. Hayır Türk'üm. Diyor ki Britanyalı mısın? Hayır Türk. Dört numara ne diyor? Is your sister at home? Kız kardeşin evde mi? dediğimiz gibi sister abla da olabilir kız kardeş de öyle bir ayrım yok İngilizce'de. O yüzden İngilizce okurken önemli değil büyük mü küçük mü ee, kızı kız veya erkek kardeşimiz hani abi abla gibi kavramlar yok. Evde mi diyor cevaplara baktığımızda yine is your sister. Your sister hani bir kişi değil mi she olarak. Am is Arna'nın soru sorduğu için cevapta yes no arıyoruz. Cevaplara baktığımızda no she isn't, hayır değil evde değil A ile eşleşiyor 4 numara. 5. soruda where is she from? O nerelidir? She is from bla 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 bir şey aramalıyız cevaplarda. Bakıyoruz B de she is from Iran. O İran'dan. 5 numarada o yüzden B ile eşleşiyor arkadaşlar. Bunların sadece cevabını ben yazıp geçebilirdim. Önemli olan nedenini anlamak ve benzer sorular geldiğinde sizin de yapmanız yani mantığını öğrenmek. İngilizcesinin yanında bazen İngilizcesini biliyorsunuz. Bunların hepsinin anlamını biliyorsunuz. Ama mantığını bilmediğiniz için cevap veremiyorsunuz. O yüzden mantığını da ben açıklıyorum konularda. 38 numara sayfa 38'e geçiyoruz. Ünitemizin son sayfası. 3 numarada ne diyor? Look at the Europe map. Avrupa'nın haritasına bakın. Working pairs çift olarak çalışın. Cover the map haritayı örtün ask your friend questions arkadaşınıza sorular sorun. Where is Norway? Norveç nerede? I think it's in the north. Bence kuzeydedir. Well done. Harika. Sorabileceğiniz sorular ve cevaplar bu şekildedir. Norway, Sweden yani İsviçre, Finland, Finlandiya. Bunlar için sorarsanız it's in the north. Kuzeydedir. İtalya ve Yunanistan için sorarsanız mesela where is Italy veya where is Greece onlar güneydedir. Where is Ireland? İrlanda. Britain, Britanya, Portugal, Porta, Portekiz, Spain, İspanya, France, Fransa. Bunları sorarsanız it's in the west. Yani ee, batıdadır diyebiliriz Avrupa'nın batısında. Turkey, Russia, Ukraine, Türkiye, Rusya, Ukrayna sorarsanız etsinde East bunlar doğu tarafında. Bu şekilde sorabilirsiniz. Tabii ki farklı şeyler de sorabilirsiniz ama örnek soru cevaplar ben burada söyledim. Son olarak da ne diyor? 4 numarada follow the directions and find the treasure. Ee, yönleri takip edin ve Harita e, Pardon Defineyi Bulun diyor Yönleri nasıl takip edelim diyor ki go 5 dots to The east 5 nokta Doğuya gidin bakın 1 2 3 4 5 tane Gittik 2 dots the south 2 nokta 1 2 güneyi 3 dots the west 3 nokta batıya. 1, 2, 3 gittik. One dot the north. Bir nokta kuzeye gittik. Six dots the east. 6 nokta doğuya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu noktaya geldik. Şimdi buradayız. One dot the north. Bir nokta kuzeye çıktık. 4 dots the east, 4 1, 2, 3, 4 doğuya gittik. 3 dots the south, 3 güneye ondan sonra 7 dots the west, 7 batıya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gittik. 1 dot the south, 1 güneye gittik. 2 dots the east, 2 nokta doğuya gittik. One dot the south bir nokta güneye gittik. Five dots the east. Beş nokta bir iki üç dört beş doğuya taraf ve defineye ulaştık arkadaşlar. Bunu da bulmuş olduk. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. Bahsettiğim gibi son 15 saniyede demiştim. Ekranınıza kartlar, oynatma listesi kartlar göreceksiniz. Şu anda görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Bunları seçerek doğru oynatma listesine, kitabınızın oynatma listesine yönlenebilirsiniz. Bu kitabınkini seçtiğinizde de bundan önceki üniteyi görebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı kalın. 3. ünitede tekrar görüşmek üzere like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.